أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz kardeşlerim, cümleten geceniz hayırlı olsun. Efendiler, Gülzar-ı Samine'den Mübareğin 81. sohbeti, 4. defterde sohbetin başlığı diyor ki: şeriat sözlerim, tarikat işlerim, marifet halim, hakikat de re'si malimdir. Re's, baş. Re'si malimdir. Şimdi bu sohbeti daha önceden, gerçi ne kadar tekrar etsek, hikmet ehlinin sohbeti, içindeki hikmetleri inşallah ihlas ile müdavimet eder, gayret eder. Gerçi kitaptan öğrenirsiniz. Bu kitap insandan öğrenilir. Bu ilim kitaptan tahsil edilmez. Bu insan-ı kâmilden öğrenilir. İnşallah onların hürmetine Allah-u Teala bizler
onların ruhaniyatından bizleri rasıl ve müstefid eylesin. Eğer Allah Teala'nın rızasını arıyorsa Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ayet-i kerimede eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim'dir. Ali İmran suresinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Benden sonra alimlere uyunuz. Sadıklara, Allah'ın seçkin kıldığı mukarriblere, sıddıklara tabi olunuz. Ben hadislerin genel mühteviyatını, çeşitliliğini topluca söylüyorum inşallah. Her birini ayrı ayrı söylemek efendim için ezber ilim lazım. Ben de bunun iddiasında olmadım. Olsa hoştur, lakin şeriatın hakikati nerede gizlidir? Şeriatın hakikati insan-ı kamilde gizlidir. Şeriat, Kur'an ve Peygamber'in bize gösterdiği yol ve istikamet, bu işin sırrı ancak onun sadrındaki hakikate müttali olmanın yegane yolu Peygamber'e tabi olmak. Bir insan, bir insana tabi olabilmesi için tebeiyyet öyle zorla olmaz. Zorla olunan tebeiyyet de tebeiyyetten sayılmaz. Buradaki manayı görebilmek lazım. Yani yeryüzünde nice zalim firavunlar, krallar, Nemrutlar, ismini bildiğimiz bunlar. Firavun deriz, Nemrut deriz, işte filan deriz falan. Daha nice ismini bilmediğimiz despot zalimler var. Krallar var. Ve bugün de yeryüzünde hala var. Cenab-ı Hak net buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz elçilerimizin kiminin ismini bu kitapta zikrettik. Daha ismini zikretmediği ve gönderdiği birçok nebi var. Şeriat sahibi rasullere uymuş, gönderilmiş peygamberler var. Bunlar da nübüvvetten hissedar olsa da şeriat verilmediğinden dolayı nebi olmuş, kitap sahibi Allah'ın kitap verdiği peygamberlere ittiba etmiştir. Evet, bu ittiba ve itaat ve tebeiyyet ne ile olur demiştik? Sevmekle olur. Zorlalıkla, zorlamayla kimse itaatten sayılmaz. O zalimlerin nice tebaası vardı ki o zorbalık sebebiyle itaat etmiş gibi görünürlerdi. Herkes Bilal-i Habeş olmaz. Bilal-i Habeş dedi ben senin esirim. Beni sen kendine köle yapmışsın. Haklarını gasp etmişsin. İstediğin gibi, istediğin işinde kullanıyorsun.
Ama benim aklıma, fikrime ve ruhuma, ruhumu esir edemezsin. Benim aklım, benim fikrim, benim ruhum, kainatın efendisi, alemlere rahmet, Allah'ın Habibi Edebi Muhammed Mustafa'ya esirdir. Aleyhisselam. Çünkü o Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da getirdiği şeriatın hakikatine, bedenine yapılan işkencelere rağmen, kendisine reva görülen eziyet ve zulümlere rağmen, o getirdiği şeriatın içerisindeki hakikati Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadrında öylesine Allah'ın inayetiyle ona münkeşif olmuştu ki onu yolundan döndürmeyen, ona bu güzelliği veren güzeller güzeli Allah'a ve o güzelliği üstünde kamilen külli bir manada tecelligah kıblesi olan insan-ı kamillerin fevkinde ve insan-ı kamillerin insan-ı kamili olan Allah'ın yeryüzünde seçkin kıldığı ve Habibi Edibim ve alemlere rahmet olarak gönderdiğim Enbiyanın sertacı, evliyanın göz bebeği, fahri kainat efendimizin üstünde külli esma-i ilahiyyenin ve artık o gönül öylesine zat-ı ilahiyyesinin muhabbetiyle dolu arşullah olan o gönlündeki arşını kurduğu, kürsünü kurduğu ve onun üstüne muhabbetini ve kudretini koyduğu ve o yetim, o öksüz, o çoban Muhammed Mustafa'yı alemlere üstün kılan Hazreti Allah'ın cemalini, cemali subhaniyesini en mükemmel bir surette, en mükemmel bir manada tebşirine münkeşif oldu. İşte onlar Allah-u Teala'nın yeryüzünde razı olduğu ve seçkinlerden kıldığı öylesine kutlu bir zümreye ilhak ettiği ve dahil kıldığı bu zatların sebebine, bu zatların sebebine ve bunların hürmetine elhamdülillah Allah-u Teala bizi bugün İslam etmiş. Habib-i Edibine ümmet etmiş. Kur'an gibi bir kitap vermiş. Sümmelhamdülillah nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kainatın zerre-i adedince hamdü senalar olsun. İcat etmiş olduğu bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerin zerratınca Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Efendiler, İşte bu tebeiyyet muhabbet ile olur. Zaten o muhabbet dir işin hakikati. Şeriatı az önce okuduğumuzu bir daha tekrar edelim. Sözleri şeriat olanı yolu sırat-ı müstakim olur. Yolu sırat-ı müstakim olanın
halleri marifet olur. Ariftir çünkü. Hali marifet olanın hakikat ile irtibatı vardır. Yoksa mübarek, bak burada diyor ki, efendiler diyor, başımıza sarık sardık, sakalı da azat ettik ve zahiren de birkaç rekat namaz kıldık, namaz da kıldık ve bununla iktifa ettik, bunlara itimat edip kalktık. Halbuki bizde nefs mevcut. Nefs ise hakka alabildiğine, hakikate alabildiğine muhalif ve mubirdir. Onun hilesi, onun oyunu o kadar çoktur ki. Şu günün tenzih ederim tabii herkesi. Evvela nefsime söylüyorum. Şu günün ekseri insan bir takım hususlarda seyvallah. Kapatalım. İnsanların ekseri bir takım hususlarda o gün müşriklerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve eski enbiyaların hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarında, Efendimizin de bunlardaki bu kıssalardaki izahatlarına baktığımız zaman ekseri münkirler peygamberlere nasıl muhalefet etmişler? Muhalefetlerin ana sebebi ne şu ayet-i kerime ne de güzel cevap verir. Onlar hevalarını ilah edinmişlerdi. O hevalarını ilah edinenler dertleri put, maksatları o değildi aslında. Hevasını ilah edinmiş kişinin derdi ancak menfaati hükmetme hırsı, çıkarları söz konusu, onların çıkarlarına dokunmadıkça onlar seninle ahbaptır. Nasıl ki onların çıkarlarına dokunduğun anda birdenbire sana şiddetli düşman kesilirler. Ana temas, ana esas ve müşriklerin ana ilkesi bu. Onlara Allah-u Teala diyor ki, sorsam yeri göğü kim yarattı? Diyecekler ki Allah. Allah.
Allah'ı inkar etmiyordur. Beyt-i İlahi'nin İsmail aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam tarafından yapıldığını da biliyorlar Allah'ın emriyle. Onlar İbrahim aleyhisselamın ümmetinden olan bir takım bazı salih zatları bahane ederek de haddi aşaraktan Allah-u Teala'nın sıfat ve esmalarından bazılarını kendi çıkarlarından mütevellit ona yakıştıraraktan, yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinden olan o salih zatlar umurlarında değil. Hakikat bu. İşte Lat putu varmış, Menat varmış, Hubel varmış, efendim vesaire, çeşitli 300 küsur tane put. Demek ki her günü, her güne bir put vermişler. Her günün bir putu var. 360 derece döverdi ya, böyle 180 derece, 360 derece dönerli şahsiyetten yoksun kimselerin ahlakını ifade etmek için menfaatleri nereye akarsa, çıkarları ne doğrultudaysa 180 ya da 360 derece kaygan civa gibi ama aslında çok zehirli olan kimseler o günde enbiya kendi menfaatlerine dokunduğu anda o ana kadar içlerinde yaşayan, emin olan, salih, doğru, dürüst, iyi insanlar olarak kabul edilen bu zatlar Efendimiz'den önerilir. Sessiz, kendi halinde, kimsenin aleyhinde olmayan, kimsenin kötülüğünü istemeyen, ya da onlar için saf, kullanılmaya müsait, kendilerinden istediğini kendilerine verecek, çünkü merhametinin farkındalar. Arzu ettiklerini onun şefkat ve merhametinden mütevellit kazanabileceklerini ve onun şahsıyla ve kimliği ve kişiliğiyle bir takım şeyler kazanabileceklerini, kazançlar elde edebileceklerini umman kimseler her zaman aldandı ve aldanmıştır, hüsrandadır. Eğer hidayette nasibi varsa başka, hidayette nasibi yoksa helak olanlardandır. Rabbim böyle bir halden sizleri ve bizleri muhafaza ediyoruz. Efendiler, nasıl ki emrin üstünde bir emir vardır, elin üstünde bir el vardır, kararın üstünde bir karar vardır. İşte o kararların üstündeki o karar, Hakk'ın iradesi ve kararı, merhameti sonsuz olan Mevla, merhameti sonsuz olan Mevla ve rahmetin gazabımı geçti diyen, buyuran Mevla, ama rahmetinin gazabını geçmesi, gazabının olmadığı anlamına da gelmez. İşte o müntakim olan Mevla, Hakk'ın üstünü kör nefsiyle örtmek isteyen, ki hakikat
bir güneştir. Onu ancak kendine kör edebilirsin. Kendini ancak ona kör edebilirsin. Onun hakikatini bilse de çıkarları buna mani olduğu için nefs-i uluhiyet davasında olduğu için Firavun misali, Nemrut misali, nefsi hükmetme derdinde ve gayretinde ve maksadında ve hırsında olduğundan o çıkarları söz konusu olduğu için geri adım atmak istemez ve bir türlü de atamaz. İşte burası işin şeytanlaştığı noktadır. Lakin şeytanın muannit damarı ne kadar şiddetli olursa olsun nefes almasına rızıklanmasına Cenab-ı Mevlam nefes almasına fırsat veriyor değil mi? Ve hatta o nefes almayı Allah'tan istiyor diyor. Ya Rab, İnşallah. Nefes almayı isteyen de kendisi değil mi? Bu bir dua makamıdır ha. Bu hususa dikkat etmek lazım. Bana diyor, müddet ver, nefes ver, fırsat ver, imkan ver vesaire. Bana müddet veren içerisinde, kelimeden içerisinde bakmak lazım. Bir adam geldi senden müddet istedi. O müddet dahil içerisinde, o müddetin içerisinde ne girer? Şartlar girer, durumlar girer, imkanlar girer. Kelimenin içerisine bakmak lazım. Bana dedi müddet ver. Müddet istemek de Hazreti Allah'tan cevaben ne diyor? Sen mühlet verilenlerdensin. Allah-u Teala saadinde vaad ve vaadinde sadık ve emindir. Allah vaadinden dönmez. Sen mühlet verilenlerdensin. Sana nefes vereceğim. Dilediğim senin her dilediğini vermem var. O şartnameyi görmek lazım. Dilediğim hususlarda hayır ve şer Allah'tandır. Dilediğim hususlarda sana fırsat da verecek. Ya falanı kandıracağım. Tamam. Al sana fırsat. Bana müsaade et, ben Eyyub Aleyhisselam'ı kandırayım. Sen diyor Eyyub'u kandıramazsın. Niye? Ayetlere böyle bakmak lazım. Ayet nasıl devam ediyor? Sen diyor Eyyub'u kandıramazsın. Demek şeytan soruyor. Niye? Çünkü o sabırlardandır. Sabrın içerisinde neler giriyor? Sabra verilen ikramlara, iltimaslara, sabra verilen erdemlere, sabra verilen ki o tecellidir, meziyetlere, güzelliklere, hakikatlere bakmak lazım. Sabrın içinde ne vardır? Sabır demek,
yalnız Allah, Rabbimiz Allah'tır deyip de yalnız onu bilen ve gayrısının masida olduğuna şek ve şüphe olmadan iman etmiş bir kimsenin hakikatidir. Anlaşıldı mı sabır? Yoklasın herkes bir kendini. Sabret kardeş, sabret. Birbirimize tavsiye ediyoruz. Hakkı ve birbirimize sabrı ne kadar ve ne şekil, hangi manada ve nasıl bir surette tavsiye edebiliyoruz ki? Hak, hakkın içerisine şöyle bir açalım. Hak gerçek demektir. Yalnız gerçek olan Allah'tır. Gayrısı Allah ile birlikte olursa, ki zaten ondan ayrı değildir, nimettir. Allah'tan gayrı düşünüldüğü zaman sivadır, masivadır, nefsinle beraber Allah'a eş ve şirk koştuğun bir durumdur. O gün müşrikler ve evvelindeki müşrik ve münkirler peygamberlere ne dedi? Hadi vaat ettiğin günü getir. O vaat ettiğin azabı getir bize. Bak bak, bize bir şey olmuyor. Rabbimiz seni terk etti. Unuttu. Hani sana vahiy geliyordu. Yahudiler Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiklerine zannettiklerinde bir tanesi rivayet olunur ki ayaklarından tanıdı, baktı ki İsa Aleyhisselam ayakları öyle değil. Ondan içerisinde bir şüphe tohumu ekti Mevla. Acaba o muydu, değil miydi? Hiç şüphe yok, tabii ki o değildi. Allah suretlerimizi şu manada hakka ve hakikate müteveccih bir manada ve ona sabreden ve hakkı tavsiye eden ve yalnız onun için olan bir gönül ile dönebilmeyi, dönmeyi sizlere ve bizlere ümmet-i Muhammed'e nasip ve müessir etsin. Azizim, o günkilerin adı müşrikti. Buyurur İmam Efendi. Maaşı diyor, şundan bilirsin. Maişeti işte yani şundan bilirsin. Vesaireyi bundan bilirsin. Ha diyor ki sen bu işin hakikatinden bir habersin, habersizsin. Hakikate gelince ve o hakikati sana bir nasih, bir nasihat edici gelince ya hele dur, niye bir tepsi kaymaklı baklavayı, kadayıfı nasipli demeden höpür höpür götürüyorsun. Namaza gelince ya daha nasip. Kaçımız nice hac parasını nefs ve dünya tuğyanı uğrunda heder etmişiz. Hele nasip. Şu sakalı şerifi bırakma imkan ve durumuna sahip nice, hele daha vakti var. Evet. Demek ki Allah'a vakti verdi. Zamanı geldi. Eksik, aksak, kör, topal, benim gibi. Hacca gitti.
İşte ben her şeye tövbe ettim. El arabasını da götürdüler, getirdiler. Hacı Efendi hacdan geldi. Hoş geldin. İlk hurmasını, zemzemeni çek, hurmasını yiyek. Hacı Efendi bir de güzel efendim safari takımı giydi. Başında bir takke. 3 numara bir tıraş. Efendim kafa kazanmış. Güneş yakmış. Hacdan gelmiş. Allah kabul etsin diyorsa. Lakin sana Allah bunu verdi ama niyetinden dolayı sana vermediği bir şey var. Sırrı ihlas. İhlasın gelenek oldu. Ne oldu? Gelenek oldu. Görenek oldu. Allah böyle bir hader muhafaza eylesin. Haşa aziz kardeşlerim. Haşa kınama. Haddim değildir kimseyi kınama. Haddim değildir bunları kimseye yaft edip de yakıştırma. Ne diyor Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Kıddises-i Ruh? El yakşidir ben yamanım, el buğdadır ben samanım. Diğer başka bir ehlullah'ın değişir. Eli gınamak değil mi? Cümle küstahlık bendedir. Kimseye vühdan etme. Riyakar mı arıyorsun? Nefsindar. Sahtekar mı arıyorsun? Nefsindar. İkiyüzlülük mi arıyorsun? Nefsindar. Müfterilik mi arıyorsun? Nefsindar. Çünkü senin nefsin Allah'a müftan ediyor. Nasıl ya? Kendim gibi aciz zannediyor Allah. Kahhar olan Mevla'nın şiddetinden emin değil. Ya falan iftiracı. Ulan iftiracı sensin. Filan menfaat perest. Şükârçı. Riyakar. Müfteri. Mühtan sahibi. Öyle mi? Hani bir nezaket uslu bile seni bu hale soktuğumdan, seni bu hale düşürdüğümden dolayı özür dilerim senden. Hakkını helal et. Hangi hak? Hakkın tecelli etmediği yerde hukuk da olmaz. Orası şeytan ve div yatağıdır. Lakin nezaket, üslubu nezaket ve ahlak-ı nebeviden ve ahlak-ı Resulullah'tan ve ondan ahlakıyla ahlaklanan kemal ile ahlakullah'tan mütevellit kul kendini hor ve hakir ve etna bu manada görmeli. Lakin kul aynı zamanda İbrahim gibi ateşe giderken aklını bozmayan, o beni bilmektedir, o beni görmektedir. Elbet onun bir kararı onun bu işte bir isteği var. İşte bu istek, işte bu karar ondandır. Ve bunun hakikatini bilen bir gönül bu sözü söyler. Evet, bütün rahmetler zahmetin arkası ve peşi sıra gelmiştir. Hiç şüphe yok ki, gerçek müminlerin, muvahhidlerin kaybettikleri anda dahi onlar kazanmıştır. Çünkü gerçek mümin ve muvahhidler hakka, hakkıyla teslim olmuş kimseler. O eza ve cefa, o müftelilerin iftirası, o
Riyakarların, menfaatperestlere ve nefislerine ilah edilmişlerin onlara yakıştırdıkları bir can sebebiyle kaybetmiş değillerdir. Gene galip olan Allah'tır, galip olan olan Allah olmuştur ve izzet sahibi Allah'tır ve müminlerdir ve peygamberlerdir ve melekleridir. Çünkü onlar öyle bir şey kaybettiler ki. Onlar Allah'ın enbiyasına münkir ve Allah'ın mesajına, hükmüne inkar ederekten ve mühtan ve mühterilik yahut da iftira yapıştıraraktan gayret ve efendim nefislerin gayreti ve hevalarını ilah edilmeleri sebebiyle kendilerine hiçbir zaman yar olmayacak şeytanın yolunu ve kendisine refik edilmişlerdir. Bir kimseye şeytan refik olmuş. Allah ezeli ve ebedi ve baki olan Allah Celle Celaluhu, Allah Azimüşşan sana refik olmuş. Sen ona dost olmuşsun, sen ona refik olmuşsun. Ama mühlet verilenle ebedi ve ezeli olan bunu sizlerin muhasebesine, sizlerin tehminize ve idrakınıza inşallah soruyorum. Şeytan dahi Allah'tan mühlet isteyenken, sen ve ben ona refik olmuşuz, mühlet verilenle fani ve neticesi yok olmaya kim galip? Allah galip. Mağlup olan kim? Neticede mühlet isteyen bir kimse, bir şeye dayanan ve ihtiyaç duyandır. Mühletin içerisinde ne demiştik? İmkan istiyor, zaman istiyor, mekan istiyor, gıda istiyor, rızık istiyor, eşler istiyor, evler istiyor, hamamlar veriliyor, besmelesiz yemekler veriliyor. Besmele'nin sırrı apayrı bir konu. Bir işte besmele varsa, evet, şeriat şunu emreder. Bismillahirrahmanirrahim. Nimetin hakiki sahibini bilmekle bu besmele'nin hakikati ve keyfiyeti gerçekleşir. Peki, besmele'nin hakikatından mahrum olmuş. Lakin kallit, müjdeler olsun. Kim ki küncü kadar iman ile ahirete adet ederse, hiç şüphe yoktur, ebedi cehennemde kalıcı değildir. Allah rahmeti sonsuz olandır. Dilerse onun rahmetini, onun cürmü, bu fakirin cürmü onun rahmetini kirletmez. Ama hakka mühtar etmek, hakka müfteri olmak, hakka muhalif ve münkir olmak, işte bu hakkı inkar etmekle eşdeğerdir. Allah Teala bizi böyle bir halden muhafaza etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bihürmetül Taha Yasin. Bihürmetül Sırrı Sûreti Fatiha. As-salamu aleyküm.